Herkese merhaba. Biraz konuşabilir miyiz? YouTube kanalına hoş geldiniz. <laughs> Adam 10 numara Bizim konuştu. Bizim neyimiz açılış kapalı. Adam 10 numara konuştu. Biz koyarız. Tet 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 çıktı gitti. Hadi bakalım. Dün bir kadının Instagram sayfasında dolanıyordum her zaman. <laughs> Bu ne abi? Eee bu Instagram Reels'lardaki şey adam lan bu. Nasıl gireceğimi bulamadım konu Milyonlarca da. dolarım var diyen evet, adam. Evet. Hadi gel benle diyen adam o. <laughs> e, dolanıyordum Instagram'da. Bir tane hanımefendi böyle dünyayı geziyor. Yine bizim sevdiğimiz topraklara varmış. Hindistan, Pakistan. Oğlum kadın. Oğlum, şuralara para harcalanır mı ya? Bir yerde böyle duruyor tamam mı? Devlet dairesi falan. <laughs> bir kadın gelip bunun üzerine oturuyor. <laughs> Nasıl ya? Neden? <laughs> Hindistan'da kişisel alan diye bir şey yok. <laughs> Ama bu kadar mı yani? Mesela şöyle oturuyorsun ya. Bir kadın geldi vah diye bacağına oturdu. Telefona çekip söyleniyor kişisel alan. kişisel, Oğlum kişisel alan, alan mı ne? ne taciz lan? Kucağı i̇şte oturma. şu var abi Hindistan, Pakistan'da. Çok kalabalık diye mi lan? Muhtemelen abi. Yani insan sayısı kadar yeterli boşluk olmayabilir. Of. Hani bizde bank falan yine bir boşluğu oluyor ya. Doğru doğru Hindistan'ın galiba milyara yakın nüfusu vardır. Bizde mi? şey vardır ya mesela esnaf lokantasına gidersin. Ben mesela hayatta en gıcık olduğum olaydır. Seni biriyle oturturlar ya. Evet. Ben hep gerilmişimdir. Çünkü senin yemeğin önce gelir başlayamazsın. Veya iyi bir şey yiyorsundur adam çorba içiyordur. Ona hani ısmarlamak durumunda kalırsın ha, falan. Sen tatlıya geçiyorsun adam. Ha, sen şeker para yiyorsun da adam işte iki ekmekle bir çorba içiyor falan hep bir gergindir. Hindistan'da bunların lafı edilmiyormuş. İşte bu yüzden ben gitmem asla ama fena da değil lan. Kucağa oturmak durduk yere. <gülüyor> <gülüyor> İyisi de gelir. kötüsü de denk gelir. Bilmiyorum ki. Ben yine bir dolandım abi Hindistan, Pakistan, Instagram sayfalarında. Yine o yemekler neler neler yapılıyor. Onların sokak lezzetleri yanıyor. Ben iki akşam evvel şeye denk geldim işte dondurmacıya. Hindistan dondurmacısı. Kova kova. Neresiyle yapıyor? Hangi organıyla? Kolunu sokuyor oğlum kovaya. Ya bir tane bir kepçe bulamamış abi. Kapkara kolunu sokup bütün kovayı şeye boşaltıyor. Başka bir tezgah. Orada elleriyle dövüyorlar dondurma. Gerçek şey dövme dondurma Hint dondurmasıdır bu arada. Sütün olduğu poşeti de dişiyle yırtıyor. <laughs> evet evet. Hani o en başı. Orada da şey var herhalde. Bizde şey vardır ya ürünlerde. Üretimden sofraya kadar el değmemiştir de orada da hiç makine değmemiştir de. de. <laughs> el değmeyen bir saniye yoktur diye. <laughs> İbare var değil <bu. gülüyor> El ayak her şey var ya. Yani. Ama şeyi anlamıyorum oğlum. Galiba biz biraz ön yargılıyız. Herhalde bize izletilen videolar Hindistan'ın, Pakistan'ın en varoşları diye düşünüyorum ben. Yok mu Hindistan'ın böyle yeni delhide acayip modern Oğlum adamların restoranları? adamların şeyi yok mu yani bilgisayarda çok iyi değiller mi bunlar? Evet. Hindistan oldu ve hemen bu eksik bilgi var ya. Matematikleri şahane. Ne? Platoları yok mu abi? <laughs> yaylası yok mu Hindistan'da? Bilgisayar yaylası serinlemeye gidiyor. <laughs> La Casa de Papel'de ha? profesör iş çevirirken Hintlilerden Pakistanlılardan yardım alıyordu ya. Ha, onlar böyle hackerlıkta falan da iyiymiş. Hintliler iyi hackerlıkta. O, o kadar ama yani. Hintlerin ortası yok. Ortalama insan yok. Evet. Ya yarı ya tanrısı işte, var. <laughs> onlar heh, da var işte. Evet, onlar da da çok böyle kollu mollu tanrılar var. Hindistan'da şey var ya. Bir çocuk sakat doğuyor mesela. Şurada bir eli var. Hemen tanrı diyorlar. O tekrardan kavuştu bize diye. Bence ama iyi bir şey bu. Ya doktora götüreceğine tanrı ilan ediyorsun oğlum. O yine iyi. Hani diğer türlerin hani toplumda çok ezilmektense Tanrı bu da değil <laughs> Anası babası kandırmış değil mi? Ezik olmasın diye. Bak biri gelip dalga geçerse tanrıyım diyorsun. <laughs> Çarparım da. <de, gülüyor> o zaten <korkarım>. korkar diye. <laughs> Ama şey olabilir o kadar çok tanrı bu gözle var ki. Bu bakmak iyi lan. Hani insan... Murat da tanrıymış öyle dedi diye. <laughs> çok tanrı var çünkü. <laughs> Ama bir de o kadar çok insan var ki. Evet. Tek tanrı tamam işte yani çok tanrı iyidir orada. Şimdi şöyle abi biz senle yakın zevklere sahip olmamıza rağmen bazen ünlü hususunda ayrılabiliyoruz. Bence çoğu zaman ayrılıyoruz. Öyle mi diyorsun? Net yani. Peki bunu görmeye var mısın? Varım. <laughs> Hangi ünlü daha büyük? Hadi en büyük kim başlıyor? Büyük kim? Bence Mustafa Keser. Net güllü. Başka bir şey seçme şansım yok. E, sen ama güllüyü çok tepeye koydun ben abi. Ben arabayı biniyorum. Arabayı çalıştırıyorum. Telefon bağlanıyor Araba şeye. Araba zaten güllüyle çalışıyor. açılıyor. Benzin değil. Hoş geldin diye başlıyor yani güllü. Kemal'in arabasına Gülü düzenli. Güllü net daha büyük. Gülü kibariyeden de büyük. Mustafa arabasına Keser'den zaten büyük. düzenli binerseniz 8 yaş yaşlanırsınız. Onu söyleyeyim ben. Neden abi? Senin şarkılar öyle abi. Abi yol dediğin öyledir yani. Ne olacak ki? Senin şarkılarla gidersek uyuyakalır. Ankara yolunda şarampora yuvarlanırız. Ben sana diyeyim. Niye? Sen seviyorsun oğlum. Da damar çok seviyorsun. Severim tabii. Şimdi sen Güllü'nün Mustafa Keser'den niye büyük olduğunu bana kanıtla. Seni düşündüm. <gülüyor> <gülüyor> olmadan. Var mı lan böyle şarkı? Ha? Bir kere Mustafa Keser dedim. Mustafa Keser'den adam. bana 3 tane şarkı söyle. Mustafa Keser. Dedi gözleri. Mi? Fettan. Ya gözleri fethen. Mustafa Söz Müzik Mustafa Keser mi? Ne Mustafa fark eder? Denizli dedim ne fark eder abi? Olmaz. Ben o şarkıyı Mustafa Keserle bildim. Gerçi evet haklısın ya. Bir tamam. şey söyleyeceğim. Bir. Gözleri fethen güzel. Gülün. Gül müydü lan neydi bunu? <laughs> Gülün. <gülüyor> Gülün diyor kadın. Gülün mi Mustafa Keser mi? Güllü'nün müzikali var mı? <laughs> Bir dakika. Konuşamadım. Konuşamadım. Güzin'in tuhafiyesi var mı sen bana bunu anlat. Ne oldu oğlum? Niye konuşamıyorum? Güllü'nün müzik holi var mı? Oh be. Yok. Peki Mustafa Keser'in kampingi var mı? <laughs> Güllü'nün fıkrası var mı? <laughs> Mustafa Gezer'in yıllardır <laughs> anlattığı fıkrası var. Kadın kocasını aldatıyor falan da adam dolaba giriyor. Ha. Şimdi ben sana burada otobüs bekliyorum desem sen bana inanmayacaksın İnanmazsın. diyecek. Oradan da taralara hayır hayram hemen evet. şarkıya geçiyoruz. Mustafa Keser havuza düştü neşe verdi bize geçenlerde. Güllü de kızıyla adam dövdü. Ben de ben çok neşelendim. Eğer oysa yani sorunumuz. Biz şu anda elin maşalılığı mı tartışıyoruz? Hatta Güllü hani sanatçı terbiyesi almış sahne filan bilen bir insan olduğu için adamla normal tartışıyordu. Oğuz dalaşı vardı. Sonra kız kızı da güllü gibi böyle kalıplı bir anı Kızı birden böyle kadrajda gördük. Arkadan geldi adamın omuzlarından tuttu ve çekti. Şey mi Fatma Giri yavrusuna <laughs> kartal kapıyor. Aynen. Adam kaçtı ortamdan. <laughs> Bayağı bir iki vurdular ettiler filan. Sonra hatta hikayeyi de öğrendik. Şeymiş. Kampingin kirasını vermiyorlarmış. Adam aslında arazinin sahibi. <laughs> hem suçlu hem güçlü. Vallahi haber öyle tabii yani onu bilemeyiz. Belki de şöyle değildir de. O yüzden Güllü daha büyük. Ben Mus Kambingine kira vermiyor. Hadi buyurun. Peki bir şey söyleyeceğim. Güllü kaç yaşında? Mustafa Keser kaç yaşında? Güllü 50'dir. Mustafa Keser 70'tir. Ama 75'tir belki de. Oğlum kim daha büyük bu mu? <laughs> kim daha Uzun süre bak zirveye ulaşmak kolay değil kolaydır. <gülüyor> vazgeçtim. <gülüyor> Yolda vazgeçtim bir de. <laughs> Her şey kolaydır ya Kardeşim zirveye ulaşmak kolaydır Kalmak Zirvede tutunmak zordur Biz Güllü'nün 20 yıl sonrasını nereden bileceğiz Ama bak Bu adam layığıyla duruyor ve hala bizi eğlendiriyor İbrahim Tatlıses olmasaydı Mustafa Keser'den birçok insanın haberi olmayacaktı Ama onu da Güllü boyamış. öyle mi ya Güllü'yü de Kibariye çıkarmıştır ne olacak Hayır canım Kibariye büyük rekabet var aralarında Bu Hiç. arada Kibariye demişken onu da analım Geçmiş olsun Ne olmuş Sahneden düştü ya. Ha, evet. Bir hayran sahneye atladı. Güvenlikle kurtarayım derken biraz kalçası omuzuyla kibariyeye vuruyor. <laughs> Kibariye de hiç mi mukavemet göstermezdi <laughs> bir kadın? <laughs> Lap diye indi ya hiç. Kibariye ile alakalı şunu hatırlıyorum. Birkaç şey var aklımda. Hmm. Bir meşhur işte o şoför muhabbeti annesinin bağırması. Kocası vardı Aliş mi Ali mi? <laughs> Çok ya. sakallı her programa katılıyor Şoför kocası işte. Hı. O mu? Şoförüymüş Hı. kocası olmuş. Bir de şey hatırlıyorum. Bir sabah programında bir perukçuya gittiler. Perukçu bağırdı. Kibariye'nin bana 2700 lira borcu var <gülüyor> diye. <gülüyor> Vallahi. Kibariye ondan çok peruk alıp parasını vermemiş. Halbuki Kibariye şey yani maddi sıkıntısı olan bir kadın değildir. Çok, çok güzel evde yaşıyor diye ben biliyorum. Hatta bizim arkadaşımız gitmişti ya evine. Ee, ee, evet bizim Ömür Okumuş diye bir arkadaşımız var. Kibariye'nin evini değerlemeye çok gitti. Çok yıllar evvel ama yani. Kibariye'de yaz sıcağında Ömür'ün cebine bir sürü Toblerone doldurmuş. <laughs> lik olmadım. Güllü kazandı diye ben biliyorum. Nasıl Kazandı oğlum. <laughs> Nasıl ya? Benim savunmaman ne oldu? Ya bu tamam insan. Oğlum bunu halk halk olun oynayın o zaman bir şey Hangi olsun. Hangi savunma abi? Bir savunma var mıydı? Oğlum dedi ki 75 yaşına kadar bu adam zirvede kaldı. Güllü'nün daha bilmiyoruz 50'sinde. Ya sen Mustafa Gezer 40 yaşını hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Ne yaptı? Gözler. <laughs> <laughs> <Aynı Mustafa gülüyor> Gözleri. Aynen. Mustafa Gezer bildin mi dedi? Gözleri <laughs> fettan güzel söylüyor. Ya 4 oynayın. Böyle. Vallahi evet sizce? Ben, ben Güllü diyorum. Ben de Güllü. 2, 3. Net keser, keser. keser diyorsun. Keser diyen ayrı bir kral ama. <laughs> Onun oyu 3, 3 sayılır. 4'e 2. 4'e 2. E 2 değil ya baya 3'e 1 oğlum. Abi ha, bizde mi oy sandım? orada. Bir de ben 4. Ha tamam. 4'e okay. E 2. Tamam pekala. Yıldız değil be. Ya ben burada gülü... Ya şov yapma be. Savunmak durumundayım. Hocam. Değilsin <laughs> oğlum. Değilsin ya. Abi net yıldız Arkadaşlar ya. benim Taksim'de mekancı arkadaşım var. Biz ona sorduk o da yıldız dedi. Ben herkesin bilet sayısını biliyorum. Beni kızdırmayın. <laughs> ben de biliyorum. <laughs> Yakarım bak ortalığı. Kendi biletik platformunda ben görebiliyorum kim ne satıyor. Nasıl görüyorsun? Mustafa Sandal giriyorum buluyorum mesela. Harbiye'de kaç <laughs> Google bilet Mustafa var. Google'a Mustafa Sandal'ı bilet <gülüyor> yazıyor. <gülüyor> Hayır canım. Kendi biletik platformumuz var ya bizim. Tamam oğlum. Orada ben Sen şeyden görüyorsunuz boş koltuklardan. <laughs> o ayrı. Bakın. Ya biraz zahmetli iş ama saydım mı sayıyorsun kaç Sen denekten. Güllü mü dedin yine? Hayır ben Yıldız Tilbe dedim. Tamam. O kadar da değil. Arkadaşlar bakın Taksim piyasasına hakim bir abimiz, mekancı bu adam. Bana dedi ki iki kişinin seyircisi bu hayatta bitmez. Bir Yıldız Tilbe'dir ya. İki kim? Yaşar. İki abi. yaşar. Yaşar'ın Yıldız Tilbe'nin seyircisini zaten halk bu anlamış. <laughs> <laughs> Niye <seni gülüyor> <lan>? bitiremedim, manası <laughs> oldu. Babilo babilo diye bitiyor. O yüzden <laughs> Lan menajeri bu kadar savunmaz oğlum. Tamam. savunsun kardeşim. Yıldız Tilbe büyüktür tamam, güllü. Tamam Yıldız Tilbe büyüktür güllü ya. Ya Yıldız Tilbe birçok şeyden büyüktür. Bu arada Yıldız Tilbe küçük yılda oturuyor. <laughs> İçeriden bu bilgi veriyorum. Bu da yemin ediyorum podcast'in Ertem Şener'i. Çok pardon. Garip garip bilgiler. Özür dilerim tazeliyorum. Güncelleme geldi şu anda. <laughs> Eren Köy'e taşınmış Yıldız, <laughs> Yıldız Tilbe e, Bostancı'da oturuyor İş Bankası'nın sokağında. <laughs> Kızı Sezen. Küçük yılda oturuyor. Küçük yılda oturuyor. Kızın adı niye Sezen? Sezen Aksu. Görüşüyor mu Sezen Aksu'yla? Görüşüyorlar. Nah görüşüyorlar. Görüşüyorlar. Lan nerede görüşüyorlar? Hayır. 3-4 sene önce Uzay aldı elinden. Nereye Hayır, şöyle bir açıklaması oldu. Yıllar evvel dünyanın en komik açıklaması. Uzay yaparıyla ilişki yaşamasının sebebini şöyle açıklıyor. Ee, Sezen'e çok baskı yapıyordu. Uzay yaparı rahmetli. Ee, Sezen'in sırtındaki yükü alayım istedim Demiş ve işte uzayla birlikte olmuş. Sezen Aksu gibi. Yani yersen anladın mı? Sezen Aksu gibi bir kıymet, bir değer bu açıklamayla sence okey mi? Değil ama o da yani yıllar geçtikten sonra böyle şeylerin bir önemi kalmıyor ya. O hmm, olabilir. Yani artık lan. Hani o yüzünü hatırlamıyorsun oğlum, olayı hatırlamıyorsun. Sonra yıllar geçti, iki tane yaşını başına almış insan barışıyorsun yani. Yıldız Sibel'in torunu. Koşak, koşak. <laughs> ya bir dönemiyoruz Abi İçeriden bir veremiyor muyuz biz bu işe? Yıldız Tilbe'nin torunu. Bakkaldan. Gözümün önünde. <laughs> Sezen Aksu'ya yazdırıp. <gülüyor> <gülüyor> Laktosu, Çok ömer İçim süt. Aldı mı almadı mı? Ben <laughs> uzaya paraya yazdırdı konuşturma beni. Bakkal bulamadı uzayı da <laughs> içeri geçti diye. Ben şöyle bir ana denk geldim. Aynı evde bulundum ben. Kimle? Ee, Yıldız <laughs> Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen. Yıldız Tilbe'nin torunu ben. Yıldız benim torunu yıldız koşup koşup kızı... kafasını duvara vurdu. Ee? Çocuğu kendi haline bıraktılar. Çocuk gitti ağladı toparladı kendini. O an dedim ki bu Yıldız'ın torunu. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. Peki Yıldız Silibe'yi gördün mü? Görmedim. Kızını ha, gördüm. Kızını gördüm. Benziyor mu? Benzemiyor. Çılgınlığı falan benziyor da tip olarak benzemiyor. Bence Yıldız Silibe. Yıldız <laughs> bir arkadaşım sen misin lan acaba? <laughs> Senin hikayenimi anlatıyorum acaba. <laughs> Allah aşkına bir gir bakalım. Sen misin ya bu Üsküdar'da olan? Bir arkadaşım. Oğlum, oralar. <laughs> bir dakika bir arkadaşım gece arabayı arabayı park edecek yer arıyor Üsküdar sahilde. Hı. Bir ara sokağa giriyor. <laughs> Sezen Aksu çıkıyor karşısına. Ha, Neredeyse değilim. minik serçeyi eziyordum diye anlattı bana. Ciddi misin? Net ben <laughs> değilim. Hikaye bu. Bu kadar. Bir de Sezen Aksu'nun çok iyi masa tenisi oynadığını biliyorum. <laughs> Vallahi ya, çok bunlar... iyiymiş lan. Yalan değil mi Hiç bunlar? Hiç değil abi. Gerçek. Evet. Valla. Japonlar böyle tık tık oynuyor ya. Sezen de oynuyor. <laughs> Japonlar değil lan. Koreliler falan öyle. Japonların beceremediğim var. <gülüyor> <gülüyor> Beni mi kıracaksın yani? Japon doğru. Lan Koreli Japon bunlar ayrı mı sanki diye. Hepsi Çinli bunlar. Messi'nin olayına geçebiliriz istersen. Geçebiliriz. Messi şey yapmış herhalde. havaalanında yanlış pasaportla gitmiş. Tayvan'a giderken. İspanya. İspanya pasaportu yerine. Ha, pasaportu Arjantin pasaportuyla gitmiş. Ondan sonra bu da niye öyle oluyorsun? Niye İspanya pasaportu var ki? Şeyden işte. Barcelona'da oynadı diye mi vermişler? Katalonya'dan. <laughs> ya bir bilgi veriyorsun arkası yok. Kuram. Katalonya'dan. Bilgi benim Onlar verdiğim bilgidir. Ayrılar ha. Senin aldığındır. Gerçi doğru söylüyorsun. Sonra tabii bu pasaport burada geçmez diye bayağı saatlerce ayakta bekletmişler. Çok üzgün böyle tedirgin şey demiş. Tayvan Çin değil mi demiş. <laughs> İşte Allah gerçekten yani bir yerden veriyor, her yerden alıyor. Ya Messi, <laughs> Messi çok acayip adam e, oğlum. Şimdi ya. mesela örnek veriyorum şu şeyde teste Messi'nin karşısına kim koysanız Messi kazanır. Doğru. Biz hani Kemal ile Messi'yi o kadar çok seviyoruz. Evet, ben, Ama adam ben. gerçekten <laughs> onun dışında yanıyor, yangın yeri. E, ben bu arada Messi'nin ne kadar sevildiğini katıldığım bir programda anladım. Maçkolik beni davet etti abi röportaj için. Ben orada Messi dedim hani Ronaldo Messi mi Messi? Abi bu video patladı, bir buçuk milyon kendisi izlendi editlerle falan üç buçuk dört milyon insan benim Messi'ci olduğumu biliyor. Ve beni böyle tanıyanlar var yani. Hiç stand-up kariyerimi, radyoyu bilmiyor. Ben sadece sanki böyle hani Messi diye bağıran bir adamım. <laughs> Yolda geliyorlar Messi'ci abim bilmem ne abim diye. Bir yerde caddede yemek yiyordum. Bir herif gelme yaptı. Messi'ci ayrı sos diye böyle bir şey karıştırmış. Vay. Onu vermiş falan. <laughs> Diyeceğim o ki Messi'nin Messi ününden <laughs> <laughs> ünlü olmuşsun lan. Kimi insan evet. için. Ne acaba? Bu kadar büyük ünlülük. Messi ama gerçekten gündelik hayatında <laughs> yangın yeri ya. Peki Messi mi Yıldız Tilbe mi? Yıldız Tilbe. Bence de Yıldız Tilbe. Daha içli. Oo Kemal'in konusu. Dua Lipa. <laughs> Tabii Dua Lipa ya. Yani. Evet diye bağırasım geldi sanki evleniyormuşum <gülüyor> gibi. <gülüyor> evet. Peki o gece Yıldız Tilbe ile Dua Lipa yan yana olsa uzaya parayı kim kaldırır? <laughs> Dua Lipa. Dua Lipa mı Sezen Aksu mu? Oğlum geçtik artık. Dua Lipa size. mı Messi mi? Hadi bakalım zor soru. Messi ya. Tabii Messi abi. Ne yaptınız arkadaşlar? Oğlum biri abi, Dua futbolda tartışmasız birinci. Dualipa tartış tartışabildiğin yani, kadar. Dualipa'yı hiç bilmeyen vardır ama Messi'yi bilmeyende... Messi bilmeyen de vardır. Messi'yi bilmeyen Yıldız Tilbe'dir. O derece <laughs> söylüyorum sana. Sezen Aksu mu İbrahim Tatlıses mi? Çok özür dilerim. Ya çok... Abi o nasıl bir not? Çok... Türkücü Ceylan yazıyor. Başka Ceylan varmış gibi. <laughs> Ceylan o mu Ceylan mı diye. Türkücü Ceylan mı? Popçu Tarkan mı? <laughs> Ee, sen neden abi İbo mu? İbo mu Sezen Aksu mu? İbo ya. Yani. Sezen Aksu net. Ya nasıl net ya? Net Sezen Aksu. Oğlan. Lig <laughs> <League gülüyor> dönüşü, Lig dönüşü arabada. Evet. Hiç Sezen dinlediğimizi hatırlamıyorum. Dinlemedik. Arka arkaya mutlu ol yeter. Tek tek. Senin yüzünden. Nereden Nerede benim ben beni Ben tek tek dinler miyim? Ya sen... Ben çift Hayır <gülüyor> abicim. <gülüyor> Bu nasıl şaka? İbrahim Tatlıses'in söylediği türkü şarkı kadar Sezen Aksu'nun hiti vardır. Hı. Net bir şekilde söylüyorum. Bu onu daha büyük yapar mı? <laughs> daha büyük yapar oğlum. İcracılık önemli değil mi abi? Abi hayır. Vergi <laughs> <laughs> memuru dediğin adam. <laughs> yani sanatı icra etmek. Tamam tam yani şarkı söylemek de dahil evet. diyorsun. Orada tabii kıyaslanmaz ama. Ama bence o zaten tablo yani. Bir bütün olarak değerlendirdiğinde. Ben halkımıza bir şarkı sana koyduğumu düşünüyorum. <laughs>

<laughs> sen Sezen Aksu diyeceksin değil mi? Sezen Aksu. Lan <laughs> 50 kere Sezen Aksu ne bize yetsener ya. Ki cehaletle bu kadar baş ediliyor. Hatta şöyle olsun. söyleyeyim. Muazzez Abacı büyüktür müze yensener. Bu kadar <laughs> da iddia olabilir, <laughs> olabilir. Bazen iddianı çok hırçın dille getince getirince <laughs> haklıyken de kimsenin gözünde değerin olmuyor. Şey çok güzel oluyor ya. Eşinle meşinle iddiaya giriyorsun da Google'dan bakalım diyorsun. Sen görüyorsun ya kaybettiğini. <laughs> Açmıyor ya bu diye böyle. Kendi mücadelen var ya. Neyse ya bakarız sonra falan. Bir şair var İsmet Özel. Muhafazakar bir şair. Şiirleri harika gerçekten. Fakat böyle e, kendi dünyasıyla alakalı bazı fikirleri Günümüz var. Günümüz şairi mi? Günümüz şairi. Hala hayatta. Ama yani eskidendi asıl ünü. Onun mesela böyle fikirlerini dile getirir şekli var YouTube'da bazı videolarında. Abi dünyanın en haklı şeyini söylese bile o kadar kötü söylüyor ki. <laughs> mesela şey diyor işte. Sezen Aksu, Kıraç'tan Büyüktür. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle de uzun uzun bakıyor böyle. Yani herkes beni takdir etsin gibi. Abi herkes kıratçı oluyor Dur, ya. Şey bakışı diyor mu lan? Bir adam vardı ya. Bira içersen ha. şeyin kısalır. Öyle bir adam vardı. organları küçülür. <laughs> <laughs> tamam adam. Tarkan'ın var mıdır? Tuhaf yeci bir yeni kuzeni falan. Selim diye mesela kardeşi falan var mı? Tarkan'a benziyor ama ses bok gibi. Sen niye olamadın abi diye konuşuyoruz. Bir söyle bakayım kış güneşini falan diye böyle denettiriz mesela. <laughs> Bu arada sana bir şey diyeyim mi? Kış güneşi söylenmesi en zor şarkılardan biri. Evet. Acayip pes girmen gerekiyor evet. en başta. Tarkan'da inanılmaz bir olursun. ses aralığı olduğu için oralara çıkıyor. Böyle mahvolan insanlar var abi diye kış güneşi söyleniyor. <laughs> ben çok mahvoldum kış güneşinde. <laughs> Bu kız arkadaşlarıma söylüyordum. Şeylerde iyisin böyle artık çok geç ya. Allah Azar Joşar'da ak göt kara göt belli Azar Joşar'da evet yavaş yavaş şeyi hissediyorsun kıyametin geldiğini. <laughs> duramıyorsun da orada bitirlemez ya şey. Ya çıkar mı? Artık çok geç ya. Oo. Ben şu an hissettim yani biteceğimi. Azar Joşar'da yok Bil ki sana bu son veda. Nasıl olsa rezil olacağız diye buralarda şovumu yapayım. <laughs> Yürekli olmadan meydan okumadan yaşanmaz aşk. Devam. Yanlış zaman. Lan. Oğlum bilerek öyle girdim. Yoksa Büyü. can mı dayanır o şarkıya? Insan. Tutun Tutun imkansız imkansız büksür. Büksür. Yemalış Yemalış yanlış insan. Tutunmak imkansız bıktım. Yamalı sevdalardan yalnızlar. Emin olmadığın Eski kelime de kısıyorsun ya. Işkineşin. <laughs> <laughs> Işkineşin. <laughs> şey gibi olduk ya, Kariköy'ün cazcıları var ya. Gaybettekten zilin. Gaybettekten zilin. Evet. Tamam oğlum, bütün şarkıyı söyleyeceğiz. Abi yükseldiği yerde rezil olmamız lazım. <laughs> Bu ne lan? Azar, şaşar. <laughs> Böyle bir şey yok. <laughs> bir şey yok, yok mu anam o? Var başı. Ben bir tane sorabilir miyim? <laughs> Tabi. Kenan İmirzalıoğlu mu? Kıvanç Tatlıtuğ mu? Kariyer yakışıklılık? En büyük kim? Sert popo hangi konu? <gülüyor> Kariyer <gülüyor> artı sert Kenan popo. Kenan'ın poposu kesin dünyadaki tüm popolardan sert olduğunu düşünüyorum. Neden? Öyle kemikli adam öyledir ya. Burnu bir fikir veriyor değil mi sana? Kemikli Burnu. yüzü ve Evet evet. Popo da sert. Vücut istiriyor. da kim? Bir de daha zayıf şeye göre. <laughs> ben hiç... Kıvanç diyorum ya. Bilmiyorum. Kıvanç zaten son 6-7 yılda acayip böyle geçti. ya. Ezel'de herhalde bir tek öndeydi değil mi Kenan İmirzalıoğlu? Sonra Ben Ezel'i izlemedim. Orada da 8 karakterinde ona. oynuyor galiba. 8 mi? Tabi giriyor bir Kıvanç 8. Adı 8. Öyle mi? Tabii. Ha. Bu arada arkadaşlar Kıvanç Tatlıtuğ ile alakalı bir dedikodu. Kıvanç Tatlıtuğ'un saçı normalde civciv sarısı. Ama Türkiye'de kadınlar sarışın erkek sevmedikleri için Kıvanç Tatlıtuğ L'Oreal dört numarayla boyuyor saçını. Öyle mi? Koyu kestane. <laughs> <laughs> saçını koyulttuğunu biliyorum Kıvanç'ın. <laughs> Nereden biliyorsun Allah aşkına bir söyle. <laughs> Bizim de bir dünyamız var kendimize ait. Her ay 3500 lira yedirdiğim 2-3 kişi var benim. <laughs> <laughs> Kıvanç'ı takip etti. Hangi berbere giriyor çıkıyor bulunuyor. Kıvanç'la yani. berber arasında herif değil mi? Bütün gün takılıyor. Ben Kıvanç'ı seçiyorum. Ben de Kıvanç'ı seçtim. Kıvanç kazanır. Ha güzel soru. Beren Saat ya. Çünkü Kenan Doğulu. Çok ayıp değil mi? Kadının çok, adı yok. Çok, çok, Ama yani şöyle Tuğba Büyük Üstün dizileri genelde tutmuyor diye biliyorum. Tuğba Büyük zaten şu an var mı ya? Çoktan yok. O da tutmuyor Arkadaşlar. <laughs> ne kadar sert yorumlar. Ben. ben Mimar Sinan sinema mezunuyum. <laughs> Tuğba Büyüküstün dediğiniz insan. <laughs> Kameraya bakamıyor daha. <laughs> Tuğba Büyüküstü'n Mimar Çinan'ın Fındıklı Kampüsü'nde okuyordu ben öğrenciyken. Oh fındık götlü ürünlere giriyoruz zannettim <laughs> bir an. Genç bir sevgilisi vardı uzun saçlı. Biz Tuba'yı o zaman böyle hayranlıkla bakardık güzelliğine. Net daha güzel vardı Tuğba ee, Büyüküstü. Beren Saat de güzel bir abi. Ama daha, bence daha güzel Tuğba Büyük. Kariyer olarak Beren Saat güzellik olarak eşit diyorum ben. Kariyer olarak Beren Saat. Ama Beren Saat de şeyde bence çok geriledi ya. Netflix'te bir şey yaptı ya sağa sola dövmeli. O ya? Atiye, Oğlum ha. biz niye böyle şeyler veriyoruz Netflix'e sürekli? Yalnız Bizim... gerçek ya nasıl kadın ama değil <laughs> böyle <laughs> Aa Atiye'min. Ben öyle kadın görmedim abi. Diye. Atiye bence de ya çok tatlı kadın. Evet. Ben o yüzden seyrettim zaten. <laughs> Atiye sanmış. Atiye mi çıkacak diye? Olmadı. Netflix'e mail atmış. Hatalı dizi diye. <laughs> çok ortada bir soru sorayım mı ya hepinize? Sibel Can mı Ebru Gündeş mi? Senin için pek ortada olmadı da hemen cevap geldi. Ben, Ebru Gündeş bence de mesela Sibelcan da olabilir sanki. Ebru Gündeş şöyle bir açıklama yapmıştı yıllar evvel. <laughs> Altıdan sonra hiçbir şey yemiyorum. Biz. Ebru Gündeş sesinin o buğululuğunu, darklığını, güzelliğini sigaraya borçlu olduğunu söylemişti. Evet biz bunu daha evvel konuşmuştuk. Ebru Gündeş'in sesi bak şöyle bence. Ebru Gündeş'in sesi daha büyük. Sibelcan'ın yorumu daha büyük. Bu nasıl detay ya? Oo, bayağı uzman görüşü bu. Ebru Gündeş çok kuvvetli bir ses. Kuve yorumu Duyulucu da kuvvetli. Bir ses. Bence Sibelcan'ın yorum kısmı, name kısmı daha başarılı. Katılıyorum çünkü inanılmaz rahat. Koltukta şöyle otururken evet. zor şeyleri icra ediyor. Diyafram etmiyor. tam açılmadan yapıyor bunu Sibel Yani öyle herhalde evet. Sigaraya mı borçluymuş bunu? Ya bunu şey yapmıştık, önceden konuşmuştuk. Hatta şeyi hatırlıyorum. Bir ara Sen sigaraya... Sen Allah'ın lütfusunu Winston'a yazmıştı değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Herkes uç edebiliyor. <diye> Emre <laughs> Abi, <o> Gündeş <laughs> Slim Grey'e yazmış. 3 ay falan kayboldu piyasadan biliyorsun o şey dönemi işte. Uçe dönemi. Yo yo o değil. sigara zam gelecek diye teker sigaraları yok etmişti. Uçe böyle merdiven altlarından şey topluyor değil mi? Ulan ne uçesi Ebru Gündeş. Uçe beni U andı. Uçe mi? Uçe mi Ebru Gündeş Uçe abi diye. Uçe bizi Bacağı nasıl kırıldı? Hala erik devam etti. Hatırlarsan sen Uçe ile Hüge konuşmuştuk. Biz de seninle en az Uçeli Hök kadar iyi bir ikiliyiz. Tandem mi deniyordu ikiliye? Tandem. Bütün hayatları boyunca tandem gezmişler. Futbolu bıraktıktan sonra da çok iyi arkadaşlarmış. Geçen bir Hök öldü dedi. Ölmemiş. Evet. Ben de öldü diye biliyorum. Ölmemiş. Ha. Nereden videosun öyle? Ölmeden. Hök diye. Herkesi çağırıyor. Keşke böyle prodüksiyon gücümüz herkes olsa. Herkesi Şeylik, çağırsa. Hök, herkes yanında duruyor. <laughs> Hayattayım abi deyip gitse. Evru bakacağım mı bir ya? Şu dediğim doğru mu? Bir kanıtla şunu. Ben bir tane sormak istiyorum. <laughs> Buyurun. Robert Atema'ya. Eee... Hakikaten zor soru ortada Ya arkadaşlar konuş. iyi misiniz? E'ler ee, e da... zorlar. Abicim Robert Atema'nın kaç şarkısı hit oldu ya? Lan şak şu kabe kardeşim. Abi. Tarif edeyim. Robert'in şey. Bir yalnız ne 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 o? Ulan en slovunu buldun ha. Tamam çok güzel Daha şarkı. Daha şey var. var ya bir. Abi. Çok sıkıldım. Sana bir şey söyleyebilir miyim? İki. Bodrum'da çeşmede gece eğlence piyasasını Robert Ataman yıllarca domine etti. Oğlum Bodrum'da, Çeşme'de o domine ettiyse bütün Kuzey Marmara'dan Edirne, Keşan herkes Tarık Mengüç gördü. Oralarda çok var. Orada ne eğlenceler var. Ben hatta Edirne'de şey görmüştüm. Hüslü Şenlendirici'nin çok tap olduğu bir dönem var ya. Hı. Ben orada askerliğimi yapıyorum. Edirne'ye gittim. Bir bakkala girdim kapıda şey yazıyor. Hilmi, Hilmi Devlendirici diye bir adam. <laughs> Alkol mü satıyor? Klarnetli şeyi var bakkalın camında. Hilmi i̇şte, demlendirici çakması. sabah akşamı çakra bardağı gibi bir şey. İçeri girdim bakkal doydu. Hilmi aynı zamanda bakkalmış. Kendi reklamı. Ama kendine böyle başka kıyafetli afiş yaptırıp işte salıda çakradayım. Helal olsun ek iş yapmış adam. Ben şey anlamadım abi bakkallar hep açıktır ya. Salı bu çakradaysa bakkala kim bakıyor? Onu da mesela ek iş yapan vardır işte. İkinci ha, o da şey ek işini <laughs> bakkal olarak yapan. <laughs> Yusuf nemlendirici bir adam vardı. O da bakkallı. O da öyle bir şey gıda diye. <laughs> Salı gıdadayım. <yumdu. gülüyor> Dönüşüm. Hay Allah be. Ortada evet. bir konu ama ben de Robert Atamo. Tamam. Hiç ortada olduğunu düşünmüyorum. Tarık Mengüş kaybetti. Sefle kılıyorum. <laughs> Haftaya aynı gün aynı saatte biraz konuşabilir miyiz? Youtube kanalında buluşmak üzere.